Değerli arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da öğrencilerimize çizgi çalışmalarını, düzenli çizgi çalışmalarını ve düzensiz çizgi çalışmalarını nasıl yaptırabileceğimiz hakkında bilgilerimi ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Ben Pelin Aktaş Usta, sınıf öğretmeniyim ve 10 kere 1. sınıf okuttum. Hem cümle yönteminde, hem harf yönteminde, hem el yazısı, hem düz yazıda da okuttuğum için yıllar içerisinde edindiğim deneyimleri sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle Facebook'taki ilkokul 1. sınıf öğretmenleri, 2. sınıf öğretmenleri gibi gruplarda da bu deneyimlerimi, bilgilerimi paylaştım. Öğretmenlerimizin en çok nelerde zorlandıklarını görünce böyle bir video serisini sizlerle buluşturmak istedim. Değerli arkadaşlar, öğrencilerimizin harfleri öğrenmeden önce düzenli çizgi çalışmaları, ondan önce de düzensiz çizgi çalışmaları yapmaları çok değerli. Çünkü bizim bu defteri, alışmaları ve harfleri güzel yapabilmeleri için öğrencilerimizin kalem tutmasını iyice bir yerleştirmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi ilk önce okul işte açıldıktan sonra ne yapıyoruz? Öğrencilerimizle boyalarla işte resim etkinlikleri yaptırıyoruz. Ve öğrencilerimize biliyorsunuz işte gökyüzü, bulut, güneş olan işte çeşitli hayvan figürleri olan ama bunların böyle kesik kesik tırtıklı tırtıklı çizgilerin olduğu şeyler yapıyoruz. Fotokopiler dağıtıyoruz ve öğrencilerimiz bunları yapıyorlar. Şimdi ben ders kitabından da bunu göstermek istiyorum. Mesela şöyle şeyleri yaptırıyoruz. Bunlara da biz düzensiz çizgi çalışmaları diyoruz. Şimdi burada amacımız öğrencinin kalemi tutmasını geliştirmek. Tabii öbür taraftan da öğrencilerimizin kalem tutma becerilerini takip ediyoruz. Burada görüyoruz. Kimlerin solak olduğunu da takip ediyoruz. Solak öğrenciler için şunu söyleyebilirim. Solak öğrencilerin, sağlak öğrencilerden o anlamda yani yazma anlamda çok bir farkı yoktur. Fakat solak öğrenciler bildiğiniz gibi yazacakları yeri görerek yazarlar. Sağlak öğrenciler de yazıp geçerler biliyorsunuz ki. Solak öğrenciler aynı zamanda yazılarının, kendi yazdıklarının üzerinden giderler. Böylelikle hani elleri sürtünmüş olur, biraz kirlenir yazıları, defterleri. Bu bilgi de aklınızın bir kenarında olsun. Bu öğrenciler için özel yapacağımız tek bir şey, hani onun sol elini tutarak, eğer elini tutup yaptıracaksak, onun sol elini tutarak yapmamız gerektiği. Bir de mümkünse dirseklere çakışmaması için solak öğrenciyi sol tarafa oturtmak. İki solak öğrenciyi bu şekilde de yan yana da oturtabiliriz. Aynı iki sağlak öğrenciyi yan yana oturttuğumuz gibi. Mümkünse işte hani solak öğrenciyi sola oturtturarak elinin rahat bir şekilde kullanmasını, diğer öğrencinin dirseğiyle çarpışmamasını sağlayabiliriz. Ben bu öyle öğrencilerimi yani herhangi bir uyarıda bulunmuyorum. Sağ ellerini kullanmaları için herhangi bir uyarıda bulunmuyorum. Bu bir tercih meselesi. Ona alışkınlar. Peki iki elini kullanan öğrenciler nedir? İki elini birden kullanan öğrencilerimiz maalesef şanslı gibi görünse de şanssızdır. Çünkü hangisini baskın olarak kullanacağına çok hakim değildir. O yüzden de yazısı hani tek bir elin ağırlığı olmadığı için de yazısı çok güzel olmayabilir. Çok hakim olmadığı için kaleme. Bu öğrencilerimize mümkünse arkadaşlar böyle mesela bir eşyası yere düştüğünde hangi eliyle yere eğilip aldığına bakabiliriz. O iki elinden hangisi daha hani baskın ya da böyle bir zarar vermeyecek bir atkı gibi bere gibi bir şey atarak hangi elini önce uzattığına bakabiliriz. Topa hangi ayağıyla vurduğuna bakabiliriz. İki el ile yazmaya hani bir gün ya da bir ders ya da bir şeyde çalışmada bir sağ elini alır bir sol elini alır. Burada doğrudan baskı yapmak doğru değil ama gözlemlerinin sonucunda bu çocuk sol eline daha yatkınsa bu öğrencimize sol olarak hani sol eliyle ilgili yönlendirme yapmaya çalışmak daha uygun olacaktır. Ya da sağsa işte sağını kullanmasını çalıştırabiliriz. Bu anlamda doğru kalem tutuşu da göstermemiz çok önemli. Şimdi değerli arkadaşlar ben düzensiz çizgi çalışmalarından başlamak istiyorum. Çünkü diğer detayları bu videoyu çok uzatmamak için ve tam hani aradığımızı bulalım diye iki konu üzerine yoğunlaştıracağım. Solak öğrencilerden bu şekilde bahsetmiş olduk. Şimdi düzensiz çizgi çalışmaları bu şekilde. Şimdi şu resme baktığınız zaman arkadaşlar ferah, sade, sakin bir görüntü. Fotokopilerimizi bu tür şekilde hazırlayabiliriz. Mümkünse renkli, varsa hani renkli yazıcıyla çıkarabiliriz. Ancak mesela şöyle bir çalışmada bu arabanın tekeri, camı, işte ağaçlar, eşyalar. Bakın burada bir sürü küçük küçük daha yani hani çocuk hazır değil, daha kaleme çok hakim değil. Hemen çok küçük ve çok detaylı resimleri kullanmayalım diye önerebilirim. Şurada bir önceki sayfada var mı?
Mesela şu etkinlikte düz çizgi çalışması yaptırmaya çalışıyor. Mesela buna baktığımız zaman mümkün olduğu kadar sade, bu sıkışıklara çok girmemek iyi olabilir. Yani resimleri seçerken siz de ferah olmasına, hani aman bol bol yapsınlar, her yeri noktalı noktalı olsun diye düşünmeyelim. İşte mesela şu güzel bir çalışma. Sade, ferah, en sonunda da boyatabilirsiniz. Kitaplarımızdan örnek vermek istiyorum ki hani nasıl kullanacağız diye. Şimdi bunlar düzensiz çizgi çalışması. Çok yoğun olmadan sakin, resim, boyamalı. Bir de bu boyamalarda benim şahsi kanaatim, deneyimlerimden elde ettiğim, öğrencilerin pastel boyayı mümkün olduğu kadar kullanmaması. Çünkü pastel boya onların neredeyse parmakların iki katı kalınlığında. Şöyle gösterelim mesela. Şimdi çocuk bunu tutamıyor. Zaten pastel boya biliyorsunuz yağ içerir. Bir de çocuğun eli terlediğinde ve onu yamuk yamuk tutmaya başlıyor. Kendince bir tutuş stili geliştiriyor. Çocuğun doğru kalem tutuşunu da bozuyor. Ben kuru boyayı tavsiye ederim bu anlamda. Gelelim düzenli çizgi çalışmalarına. Düzenli çizgi çalışmaların amacı öğrenciye bir hareketi sık sık yaptırarak onu o hareketi iyice kavramasını sağlamak. Şimdi kitabımızda da mesela böyle bir düzenli çizgi çalışması var. Şöyle bakmanızı istiyorum. Öncelikle her zaman yukarıdan aşağı dik çizgiyi kullanırız. Sonra soldan sağ çizgiyi. Harflerimize yaklaşırken mesela bu büyük A için biliyorsunuz V harfi için, Y harfi için, K harfi için kullanışlı. Şimdi böyle genel olarak çalıştırsak da harfe yaklaşırken mutlaka o yani mesela K harfine geleceğiniz zaman K'den bir önceki harfte bunları böyle bir tekrar hatırlatmakta fayda var. Evet senenin başına yapıyoruz ama biliyorsunuz döne döne yaptırmakta yine fayda var. Yani çizgi çalışmasını ben işte senenin başında 2 hafta yaptırdım. Ondan sonra yapmama gerek yok mu? Hayır. O harfe yaklaşırken harfi parçalayın gözünüzde. Ne ihtiyacınız olduğunu zaten ortaya çıkacak hangi hareketlere ve yaptırabilirsiniz. Şimdi ilk gruptan başlayayım ben. 2017'den beri kullandığımız işte harf yönteminde dik temel harflerde Elakin omutuş sırasını kullanıyoruz. Şimdi Elakin'i şöyle bir inceleyelim. Bu arada ben şu ayrıntıyı da vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar ben defter olarak karel defter kullanan bir öğretmenim. Hem ucuz ve her yerde bulunabildiği için rahatlıkla. Büyük boy kullanıyorum. Fotokopileri rahat rahat yapıştırmak, işte etkinlikler, çeşitli böyle biliyorsunuz çizimler yapıyoruz. Onları yapıştırabilmek için büyük boy defteri tavsiye ediyorum. 3 aralıklı, şuradan göstereyim. 3 aralıklı çizgiye sahip olan defterler var. Bakın şuna benzeyen. Bu kılavuz defter. Şimdi kılavuz defter bize el yazısı zamanda lazımdı. Çünkü çocuklara üst, orta, altı gösterdiğimiz gibi bir de eğik çizgilere ihtiyacımız vardı. Kılavuz defterler hayatımıza o zaman girdi. Biz de önce zaten biliyorsunuz güzel yazı defteri olarak hani o anlamda kullanıyorduk ama birinci sınıfa tamamen bu kullanış işi el yazısındaki o eğik çizgiler, o bitişik eğik el yazısı yazdırabilmek için gerekiyordu. Şimdi şuna baktığım zaman ben bunun küçük boy defterini aldırdığımda 10 satır var epitopu ve çabuk bitiyor. Daha pahalı bir defter ve bakın şu anda mesela kullandığımız sadece kareli defterin 3 satırlık karelerinin parçalara ayrılmış hali. Ben de dedim ki öğrencilerime güveniyorum, kendime de güveniyorum. Satır aralığı için 2 kutu saydırırım. Şurada gösterdiğim gibi. İşte 2 kutu saydırırım ve diğer satırı öğrencilerime kullandırırım. Yani ben şu kısmı kullanıyorum. İşte mesela şurada el yazdığımızı farz edelim. Ben bu şekilde el yazdırıyorum. Ondan sonra 2 kutu boşluk bırakıyorum ve buradan devam ediyorum. Yani daha pahalı ve küçük bir defteri kullanmıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Uzun cümleleri yazdığımız zaman bu tür defterlerde öğrencinin yazısı sığmadığında aşağı geçiyor. Ama biz henüz hece bilgisini, satır sonuna sığmayan kelimeleri vermediğimiz için yanlış bir bölünme oluyor. İstediğim yerden bölerim algısını baştan oturtmayı ben doğru bulmuyorum. Geniş bir defterde rahat rahat yazsın, aşağı düşmesin. Tabi biliyorsunuz biz metinlerimizde ne yaparız? Metin dediğimiz şeyler başlarda alt alta şiir gibi yazılmıştır. Biz paragrafı hemen kullanmayız. Gelelim düzenli çizgi çalışmalarında neleri kullanacağımıza. Değerli arkadaşlar şöyle harflerimize bir baktığımız zaman ne görüyoruz? Mesela E harfi için bir ay dede yapma, bir sola doğru çizgi, yukarıdan aşağı çizgi, bir yuvarlak, yine yukarıdan aşağı çizgi, yukarıdan aşağı çizgi,
eğik çizgiler var, iki eğik çizgiyi. Yine yukarıdan aşağı ve bir de şöyle benim köprü adlandırdığım çizgi şeklinde diyebilirim. E'de de bakın yine yukarıdan aşağı soldan sağa, L'de de yukarıdan aşağı soldan sağa, sağ ilk çizgi sola ilk çizgi aynı K'deki gibi. Burada da yine aynı şey var ve burada da aynı şey var. Demek ki burada böyle hani analitik bir şekilde incelediğimizde hangi çizgiler gerekiyor? Bize yukarıdan aşağı çizgi gerekiyor. İlk çizgi çalışmalarımız bu. Yukarıdan aşağı ilk çizgi. Ondan sonra soldan sağa çizgi. Benim tavsiyem hani bir satır işte şunu çalıştıktan sonra yukarıdan aşağı çizgi çalıştırdıktan sonra bunu öğrettiniz. İşte 2-3 satır çalışıyorum ben genellikle. Sonra bunu öğrettiniz. Bunların kombinasyonlarını yaptırabilirsiniz. İşte yukarıdan aşağı bir çizgi çek, boşluk bırak, bir yana çiz. Yukarıdan aşağı bir yana çiz. Böylelikle satır aralıklarını ileride işte o kelimeler arası boşluk bırakma, kelimelerde o harfleri birbirine yakın yazma, o becerileri de kazandırmış oluyoruz. Bir yandan da örüntüler konusuna atıf yapmış oluyoruz. Çünkü işte bir onu bir onu kullan, iki onu kullan, bir bunu kullan gibi. Şimdi ben öğrencilerime düz ve yukarıdan aşağı ve soldan sağa çizgilerle ilgili mesela ne yaptırıyorum? Tabii burada ayna görüntüsü olacak. İnşallah sıkıntı yaratmaz. Sizin için size göre buradan başlamam gerek. Ne yaptık? Yukarıdan aşağı çizgiyi öğrettim. Önce tabii büyüğü öğretmek her zaman daha avantajlıdır. Hemen küçüğe geçmeyelim. Çocuk küçüğü görmeyebilir. Ben şöyle azıcık kayayım. Ne yaptık? Yukarıdan aşağı çizgi yaptık. Ben öğrencimin defterine bunu yaptığım zaman öğrencim şu oku devam ettiriyor. O yüzden siz bunu yaptıktan sonra normal yaptığınızı şöyle ben yapayım. Gösterin ki sadece bu yön olarak belirttiğinizi anlasınlar. Bunu yaptıktan sonra işte kıssasını, uzununu, bir satır, birkaç satır bunu çalıştınız. Birkaç satır bunu çalıştınız. Ondan sonra kombinasyonlarını. Daha sonra soldan sağa çizgiyi, yine ben soldan geleyim şöyle. Ne yapıyorum? İşte mesela kaleye duvarı yapıyoruz çocuklarla beraber. İşte bir daha bundan yapalım. Kutuyu birleştirme, kapatma çalışmaları. İşte bir yüksek, bir alçak, bir yüksek, ah kaydım, bir alçak gibi. Yani böyle o çizgilerin üzerinden çizgileri fark edebilmek ve tam üzerinden gidebilmek için böyle bir yukarı bir aşağı bir işte iki çizgi bir tek kutunun çizgilerini kullanarak çalışmalarımızı çeşitlendiriyoruz. Önemli olan çocukların burada bu satırların üzerinden böyle gidebilmeleri, takip edebilmeleri, taşırmamaya çalışmaları, o kıssalığa hakim olmaları. Yani I harfini de yazacak bu çocuk. A harfinin yanına I harfi gibi biliyorsunuz çizgi de çizecek. Daha sonra değerli arkadaşlar kitabımızın sıralamasında eğik çizgiler var. Ben eğik çizgilere elin böyle eğik gitme hareketi için çok acele etmiyorum. Ne yapıyorum? Bana zaten elakin yazabilmek için ilk harfimiz E olduğu için ne yapıyorum? Ben dairesel çizgiyi önemsiyorum. Şimdi burada da şöyle bir şey karşıma çıkıyor. Çeşitli kaynaklarda ben hep şunu gördüm yıllardır. İşte önce O harfi verilir. Size göre tabii yapmakta zorlanıyorum. O harfi verilir. Ondan sonra öğrencinin işte O yapması istenir. Fakat öğrenci sizin yanınızdayken saat işte iki yönünden bir ve iki yönden başlayıp saatin ters yönünde dönüyoruz ya. Bunu siz gittikten sonra bir bakarsınız defterde şunları görmeye başlarsınız. Böyle şeyler görürsünüz. Aşağıdan, yukarıdan, alakasız bir yerlerden başlamalarını. Şimdi ben öğrencimin bu hareketi tam oturtup öğrenebilmesi için diyorum ki bunu da parçalayalım. Hani harfleri düzen çizgi çalışması olarak parçalıyoruz ya. Bunu da parçalayalım. Ne yapalım? Önce bir ay dede yapalım. Size göre. Tabii şu an bir kutu ama iki kutu olması lazım. Ay dedeyi çalıştırıyorum. Şimdi ay dedeyi hatta daha büyüğünü. Önce büyük. Büyük çalışmak her zaman iyidir. Sonra küçülelim. Ay dedeyi çalıştırıyorum. Ondan sonra bu ay dedeyi daha önce öğrendiğimiz yukarıdan aşağı çizgi, eğik çizgi kutularla kombine ediyorum. Sonra işte küçüğe geçiyorum. Bu ay dede iyice oturduğu zaman bakın zaten hareket O'ya yaklaştı. O'ya evriliyor. Ne yaptık? Öğrencimize artık O'yu öğretmek istediğimiz zaman hop. Bu sadece bunun burasını kapatması yeterli olacak. Yani zaten buraya kadar gelmişti, buradan başlamıştı ve buradan kapatması yeterli olacak. O harfi, yani harf demeyelim de O şekli, daire şekli için öğrencimize önce C çalıştırabiliriz. Hilal diyelim ona da.
Ve bundan sonra da zaten eğik çizgiler. A harfinin eğik çizgileri. Tabii ben şu an size göre yapmakta zorlanıyorum ama şöyle sanırım fikir verecektir. Bakın gördüğünüz gibi önce iki kutu büyüklüğünde, sonra tek kutu büyüklüğünde. Bunlar K harfinin ve A harfinin hazırlıkları. Bu şekilde önce büyüklerini, sonra küçüklerini ve bunların sürekli birbirleriyle kombinasyonlarını. İşte bunu yap. Ondan sonra bacağını şöyle silelim. Bu tarafa doğru yap. Şuraya bir nokta koy mesela. Gibi süsleme, örüntü, desen böyle karışık. Böylelikle öğrencimiz sayfadaki o çizgilerin, kutuların üzerinden gitme, harfi yazmaya iyice hazır olmuş olacak. Düzenli çizgi çalışmaları ne kadar sürer? Bana göre her gün birini ve tabii ertesi günde onunla diğerlerinin kombinasyonlarını yapıyorsunuz. Sonra işte yenisini ekliyorsunuz. Bence en az bir hafta, en az yani uyum haftası ve üzerine koyduğumuz bir hafta, hatta belki öbür haftaya bile sarkabilir. Yeter ki öğrenci kalemi doğru tutsun, çizgileri doğru takip etsin. Önce büyükleri çalışalım, sonra bunu küçültelim. Sonra farklı desenler oluşturacak şekilde, örüntüler oluşturacak şekilde birbirleriyle kombinleyelim. Bu şekilde öğrencilerimizin eğer çizgileri doğru yaptırırsanız, hani tam oturtturursanız, daha sonra çok rahat bir şekilde yazacaklarını göreceksiniz, harflerini. Mesela yukarıdan bakalım. Şimdi yukarıdan aşağı çizgi geliştiği zaman L'si, K'si, bakın yukarı bir yana doğru çizgi demiştik. Burada silinmiş ama büyük L'miz, İ'miz ne kadar düzgün olacak? Ve öğrenci de düzgün yaptığı için, satırlara alıştığı için yazısı makine gibi olacak. Çok memnun kalacaksınız. Aynı şekilde bakın biz bu Aydede'yi öğretmiştik. Yani hilal çizgi öğretmiştik. Buna iyice hakim olursa küçük A'mız güzel olacak, E'miz güzel olacak. Bunlardan sonra ne geliyor? N harfi geliyor. N harfi içinde ben şöyle bir çalışma yaptırıyorum. Şurayı azıcık sileyim. Şimdi değerli arkadaşlar, bir şeye benzetmek her zaman güzeldir. Kale duvarı, yok işte kitaplar, kitaptaki raflar o A harfi için. Böyle benzeterek yaptırdığınız zaman kolay olur. Ben şöyle bir yüz çiziyorum. Kocaman da bir ağzı var. Sonra diyorum ki işte bakın diyorum çocuklar bunun diyorum dişleri var. Bakın bu üst dişler, bu alt dişler. Şimdi bu üst dişler bizim neyimiz olacak? U harfimizin girişi olacak. Y harfimize, küçük Y'ye hazırlık olacak. Hemen silerek göstereyim şöyle. Zaten alfabemizi karşımıza aldığımız zaman bakın U. Başlarda defterimize bol bol bunlardan yaptırınca ne oluyor? Bu Y harfi, U harfi, bunları, Ü'yü hazırlamış oluyoruz. Alt dişleri çizdiğimiz zaman da M, N gibi harflerimize hazırlık yapmış oluyoruz. Yani dik temel harflerimizi yazmak için düz çizgi, yatay çizgi, eğik çizgi, hilal, C harfi diyelim, O daire diyelim ve işte bu dişler diyebiliriz. Artık işte buna köprü mü dersiniz, buna bardak mı dersiniz? Bu şekilde çizgileri çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bunların birbirleriyle kombinasyonlarını bol bol yaptırırsanız, daha hani harf öğretme, ses öğretme, hece, o işlere hiç girmeden bu yazı için eller müthiş bir şekilde hazır olursa yazıda çok kolaylık sağlarsınız. Çünkü her zaman şöyle bir şey geçerlidir. Öğrenciler okumayı yazmaktan daha çabuk kavrarlar. Çünkü yazmada bir aparat var, bir düzen var, bir mecburiyetler var. Noktalar, büyük harfler, işte satıra sığmalar, taşmamalar. Çok fazla şey vardır ama okuma doğrudan yapıldığı için, ezberden gittiği için başlarda. Okuma hızlı gider, yazma arkasından gelir. Bir de çizgi çalışmalarına önem vermediyseniz, siz belki başka bir öğretmen arkadaş rahatlıkla birkaç ders içinde U'yu öğretirken siz debelenirsiniz de çalıştırırsınız. Tekrar edeyim. Düzenli çizgi çalışmalarını başta çalıştığımız gibi her harfe gelmeden önce o harfe hazırlık olarak o harfi parçalayarak çalıştırabilirsiniz. Yani büyük A'dan bahsedelim mesela. Sola eğik çizgi, sağa eğik çizgiyi tekrar çalıştırabilirsiniz daha hiç A'yı vermeden, sesini vermeden. Bu şekilde öğrenci parçalanmış hallerini, hani
Önce eğik çizgiler, işte sola yatık, sonra sağa yatık, işte düz çizgi, aralarında düz çizgi kombinasyonlarını yaptığı zaman zaten onu böyle konsantre bir şekilde sola çiziyordunuz, sağa çiziyordunuz, bir de ortasına çizgisini çiziyordunuz, işte harfimiz oluştu. Bu şekilde öğrencilerimize rahatlıkla öğretebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, ben bildiklerimi, denediklerimi sizinle paylaşmak istedim. Yine sorularınız olursa yorumlarda buluşmak isterim. Hepinize hoşça kalın ve başarılar diliyorum.